Kötü haber, okula geri dönüyorsunuz. İyi haberse dört gözle beklenmesi gereken çok şey var. Find the terrorist in the internet haystack. You're making people very happy. Thank you. Watchmojo.com Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün sizler için Eylül 2016'da çıkacak en iyi 10 şeyi seçtik. Sully, where are you? Bu listede film, müzik ve video oyunu diyarlarına bir göz atıyoruz. Aynı zamanda yeni çıkacak diziler ve hali hazırda olan dizilerin yeni sezonlarını inceliyoruz. Can I ask you something? Could you get pot for me? What? 10 numara, Snowden. Why do you want to join the CIA? I'd like to help my country make a difference in the world. 2015'in Noel'inde çıkması gereken film birden çok kez ileri atıldı. JGL'in bu tartışmalı Amerikan kişiliği Edward Snowden'ı portreleyen filmini asla göremeyeceğiz sanmıştık. My name is Edward Joseph Snowden. Ama Oliver Stone'un biyografisi sonunda bir çıkış tarihi verebildi. Oscar sezonunun beklenen zamanlarından olan Eylül ortası yani. Gerçek hayattaki Snowden'ın NSA dosyalarını sızdırması 2013'ün en bomba konularından biriydi. Ama bunu filme çevirmeyi başarabilecekler mi? Bunu zaman gösterecek. They're gonna come for all of you too. 9 numara, Atlanta sezon 1. And I'm Troy Buttsuit Barnes. What? That's my name. Komedi hayranları Donald Glover'ı en iyi Troy Barnes olarak bilir. Rap hayranları ise onu en iyi Childish Gambino olarak tanırlar. Atlanta'da bu multi yetenek sahibi kişilik hem komedi hem de müziğe karşı olan tutkusunu bir araya getirecek. Glover aynı zamanda üniversiteyi bırakmış ve kuzeninin yanına Atlanta'nın rap dünyasına gelmiş Ernest Earn Marks'ı da canlandıracak. Glover'ın haşarı mizahı ve eşsiz müzik yeteneğini birleştirirsek Atlanta kesinlikle Straight Outta Compton'ın komedi versiyonu olacak. Ready, Brian. These records is coming in fast. 8 numara. Digimon Adventure 3 Confession. Cep canavarlarını yakalamaktan sıkıldıysanız tekrardan bu dijital canavarlarla haşır neşir olmaya ne dersiniz? Orijinal Digimon serisinin 3 yıl sonrasını anlatan Digimon Adventure 3 bizleri Digimon partnerleriyle tekrar birleştiriyor. Ano toki oretachi no naka ni omae no naka ni mada mayoi ga attan janai no ka. Bu 6 filmlik serinin ikinci filmi. Ters köşeler yaparak bizleri birçok cevaplanmamış soruyla baş başa bırakmıştı. 7 numara, Morgan. Filmlerin bilim adamları ne zaman Tanrı'yı oynamanın kötü bittiğini öğrenecek. Morgan'da Kate Mara, agresif bir dünya dışı varlığı incelemek için gönderilen bir risk yönetim danışmanını oynuyor. Tüyler ürperten fragmanından gördüğümüz üzere bu bilim kurgu korku filmi Ex Machina'nın Alien'dan olan çocuğu gibi. Bu arada Morgan, Ridley Scott'ın oğlu Luke Scott'ın ilk uzun metrajlı filmi olma özelliği taşıyor. Her ne kadar baba Scott çıtayı bir hayli yükseltmiş olsa da Luke da bu zeki, yoğun ve klostrofobik fragmanla babasının izinden gidecek gibi görünüyor. I mean, you think it's normal for friends to lock each other in cages? What would you do if I recommended that you should not be allowed to leave this room? 6 numara, Aim by Mia. Mia, kayıt stüdyosuyla olan sorunlarından ötürü 5. stüdyo albümünün internette sızmasına karar verdi. Günler sonra İngiliz rapçi çıkıp albümünün Eylül ayında çıkacağını ve adının da Aim olacağını söylediğinde biz çoktan Borders ve Go Off gibi şarkılarını dinlemiştik bile. And with hitmaker Skrillex and Diplo on the board to produce, this could just be the dance album we need in 2016. Yeah, I'm pressing buttons, dropping pins on positions, cause my words go far and this rain is so foreign. You blow the place I live and watch, I could keep going, go off on them. Skrillex ve Diplo gibi kişilerin prodüksiyonda yer edinmiş olması, bunun 2016'nın beklenen dans albümü olduğunu gösterebilir. Beş numara, South Park sezon 20. We've been there, and we went there, there, and there. We went there and didn't even get sued. South Park, we've been there.
20 yaşına geliyor olabilir ama South Park televizyonun en komik ve en korkusuz programlarından biri olmaya devam ediyor. Yapımcılar Matt Stone ve Trey Parker bu sezon için güncel olaylarda sıkıntı çekmeyecekler. Özellikle ufukta yer alan 2016 yılı ABD seçimleri sayesinde. Nobody really thought he'd ever be president. It was a joke. But we just let the joke go on for too long. He kept gaining momentum and by the time we were all ready to say, okay, let's get serious now. Who should really be president? He was already being sworn into office. Sadece düşünün. Mr. Garrison ve Caitlyn Jenner hem de Beyaz Saray'da. I just want to say thank you Kyle for your beautiful words of support. Hiçbir şey doğru gitmese bile South Park'ın gelişeceğini biliyoruz. Çünkü PC Principal bu programı eline almış durumda. I thought we were all on board that Caitlyn Jenner is an amazing beautiful woman who had the exquisite bravery of a butterfly flying against the wind. And then this shit comes out of people's mouths. 4 numara. The Magnificent Seven. I'm always wanting to blow something up. Is that a plan? 1960 klasiğinde olduğu gibi bu Vahşi Batı filmi 7 tane kanunsuzun bir köyü hırsız çetesinden korumak için güçlerini birleştiriyor. Well, you see I won. Well, how about it? Orijinal film bu tarzın en iyileri arasında görülüyor. Peki bu remake nasıl orijinalle kapışır? What a bunch of misfits we are. You know how to shoot that thing? I'm good. Denzel Washington ve Chris Pratt'i açıklamak çok güzel bir başlangıç. İçindeki yeteneklere bakınca The Magnificent Seven, True Grit ve 3:10 to Yuma ile birlikte üst sıralara çıkabilir. Çünkü bu remake orijinaliyle yarışacak gibi görünüyor. How many men you say? Üç numara, Blair Witch. If there is any chance that I could find out what happened to her, I need to try. Legend said there's been a curse on these woods. Yakın zamana kadar neredeyse kimse The Blair Witch Project'te bir seri yapılacağını bilmiyordu. I don't know why you have to have every conversation on video, man. Tape some. Because we're making a documentary. Not about us getting lost. We're making a documentary about a witch. Lionsgate geçtiğimiz Temmuz ayında açıklamayı yaptı ve Adam Wingard'ın filmi The Woods'un adının aslında Blair Witch olduğunu açıkladı. Bu el kamerası filmi, Heather Donahue'nun kardeşinin onu aptal bir şekilde Blair cadısı bölgesinde aramasını konu alıyor. 2016 San Diego Comic Con'da galası yapılan film, eleştirmenlerden tam not aldı, böylece Rotten Tomatoes'tan erken de olsa %100'lük bir puan almış oldu. Yani rahatça söyleyebiliriz ki bu başka bir Book of Shadows daha değil. İki numara, Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları. Because our abilities don't fit in the outside world. We live in places like this. Tim Burton en iyi hayalperest yönetmenlerden biri. Fantastik, komik ve mükemmel şekilde tuhaf olan şeyleri birleştirmesindeki ustalık söz konusu olunca, Ransom Riggs'in romanını ekrana getirecek daha yetenekli bir yönetmen yok. I knew you were one of us when you were born. It's time for you to learn what you can do. Harry Potter'ın X-Men'le birleşmesi gibi olan bu hikaye, küçük bir çocuğun olağanüstü bir gizli dünyayı keşfetmesini konu alıyor. Eva Green, filmin adında geçen yetenekli çocuklara evini açan Bayan Peregrine'i canlandırıyor. Birçok düşsel ihtimalle birlikte biz de içimizdeki tuhaflığı keşfediyoruz. Claire, why aren't you eating? She's embarrassed in front of Jake. Don't be. Bir numara, Luke Cage, sezon 1. Kırılmaz Luke Cage, Jessica Jones'un ilk sezonundaki en sağlam karakterlerden biri olarak ortaya çıktı. Mike Coulter, bu kendini suçla savaşmaya adayan eski suçluyu canlandırmak için kamera karşısına geçiyor. Bu dizi eski bir şeyin devamı olmayacak olsa da, geçmişi Harlem'e taşınan kahramanımızı bırakmayacak. Marvel ve Netflix arasındaki ortaklık şu ana kadar bizi hiç üzmedi. Umarız Luke Cage bu geleneği sürdürmeye devam eder ve bizleri The Defenders'a bir adım daha yaklaştırır. You think the four of you can save New York? You can't even save yourself. Listemize katılıyor musunuz? Sizi en çok heyecanlandıran şey ne oldu? Did you just say spokesman instead of spokesperson when women are just as capable of selling sandwiches as anyone? Daha eğlenceli top 10'lar için WatchMojo.com Türkiye'yi takip etmeyi unutmayın. How'd we do? I think we killed them all.